tarafta da öyle tıkananlar benim gibi. Bir tarafta da açık bir şansı sen geldi şimdi. Sevdiğiniz bir olay tabii. Bu tamamen diyorum ben büyük şehirde. Murat Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8-8-2014 tarih ve 194 sayılı meclis kararını uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında yapılacak olan eğitim tesisleri işine ait protokol 24-12-2014 tarihinde Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanmıştır. İmzalanan protokolda yer alan 272 ada ve 86 parsel numaralı taşınmazın ruhsat ve ihale işlemlerinin yürütülebilmesi için resmi imar durumunun hazırlanarak tarafımıza gönderilmesine gereğini bilgilerinde rica ederim. Federal Bey'e Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayırlı olsun başkanım. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce yapılır, biter. Çok. Orada dikkat edilecek tutur. Şimdi inşaata başlandıktan sonra belki bir yarı yıl yine Cumhuriyet İlköğretim Okulu veya İlkokulu'nda öğrencileri başka okullara transfer edilecek. Dolayısıyla bir an önce bitirilirse çok artık o iş tesliminden itibaren kaç gün tutarsa teknoloji gelişti. Geliştirdiler herhalde. Çünkü önemli. Yani ben şahsen bir yarı yıla razıyım yani. Bir yarı yıl öğrenciler başka bir yerde olur. Zaten 80 küsur tane öğrencisi var. Farklı bir okulda eğitim görebilirler. İşte Nicatpaşa'da, Murat Paşa'da nereye yakın yapsan. Sokaklara, caddelere göre herhalde ayarlarlar bunu. Evet. Ben rahatsızım. Madem var ya, sen bir madenlerimizden biriydi. Yani Nicatpaşa'yla çok rahatlatacak. Bir de gerçekten fiziki durumu iyi olmadığına, yani öğrenci popülasyonu da orada çok düşük kaldı. Hiç kimse gitmek istemiyor ama güzel bir okul olsa, öğretmenlerle şey olur. Fiziki şartları güzel olsa tabii cezbeder insanları.